adayımız Özge Selçuk. Buna inanamıyorum. Şunlara baksanıza. Boş ver ya. Gelin yana. Gelin. Koşun şuna vatandaş. Bak. Şey yani çocuklar koşun. Gelin seçmen adayınız Özge Boncuk'u. Özge Selçuk'u sizin için vereceği muhteşem hediyeleri alın. Buyurun çekinmeyin ya. Alın ya alın. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapacağım? Seçim kampanyamı yürütüyorum, görmüyor musun? Hayır, rüşvet vererek onların oylarını etkiliyorsun. Evet. Sizin de gücünüz varsa siz de yapın, ne yapalım? Ramo, bunların hepsinin parasını sen verdin değil mi? Bravo yani. Öğretmenim. Görüyor musunuz? Özge seçim için rüşvet dağıtıyor. Özge, neler oluyor burada? Abartıyor öğretmenim. Millete arkadaşlarıma hizmet veriyorum burada öğretmenim. Alan var, alamayan var. Öyle değil mi? Özgeciğim, doğrusunu istersen bunu pek adil bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ama öğretmenim, her seçim kampanyası mı oluyor böyle şeyler? Yine de söyleyeyim, bu çok doğru bir şey değil. Hı hı. Çocuklar, her gördüğünüz örnek doğru bir örnek değildir. Bir iki olacak sadece öğretmenim. Peki ama sadece bu seferdir. Bir daha sefere kesinlikle olmasın. Yağmurcu kız sen misin? Çok sinirsin. Ya gıcık. Ama dur bakalım Özge Hanım. Daha son kozumu oynamadım. Bakalım ne olacak? Hadi be Hulusi, nerede kaldın? Yağmur. Bu resim okulu yarışmasına katılacakmış. Getirdin mi? Evet. Biliyorum. Ay takaların çok tatlıymış. Emre ne yapacaksın bu kamerayla? Anlatacağım. Bak öncelikle senden Özge'yi uyalamanı istiyorum ki bu kamerayı güzel bir yere yerleştireyim. İyi ama ben çok heyecanlanırım. Ya korkma canım. Masadan gizli planları çalmıyorsun. Alt tarafı Özge'ye uyalayacaksın. Sonra da onların dağıttıkları oyuncaklardan isteyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben gizlendikten sonra çalın onları. Tamam. Sence Özge'nin yaptığı doğru mu? Rüşvetle oyları etkilemeye çalışıyor. Bence kazanamayacak zaten. Özge! Bir şey söyleyeceğim. Bir bakar mısınız? Ne var? Ne istiyorsun? Bence sen de... Ya niye bir ayağım çağırıyorsun bakayım? Öyle değil mi? Dağıttığınız oyuncaklar çok güzelmiş. Ben de alabilir miyim bir tane? Bizimkiler görmeden. Şaka gibi. Nasılsa sen Emre'ye oy vereceksin. Neden sana oyuncak verip ziyan edeyim? Salak mıyım ben? Ama ben sana oy vereceğim. Emre'nin hiç şansı yok nasılsa. Öyle mi? Ya o zaman alabilirsin tabii. Gel benimle. Buyur. Oylarım gittikçe artıyor. Bu gidişle Emre bile bana oy verecek. Hangisini istiyorsun? Bunu. Al. Gel arkadaş gel ya. Gelin. Şu muhteşem hediyeler sizin olsun. Değil mi? Özge Selçuk'uma oy verin ya. Oy verin. Gelin ya gelin. Abartma. Çok güzeller değil mi Boncuk'um bunlar? Ne yaptın? Neden söylemiyorsun bak, Emre? Tamam mı? Tamam. Merak etmeyin. Her şeyi öğreneceksiniz. Çok hep iyi beraber Boncuk'um. Çok eğleneceğiz. Oyunu bana vereceksin ama. Unutma tamam. Özge'yi tanıyorsan beni asla yanıltmayacaktır. Baya masrafetik ama değdi Boncuk'un. Evet ama bu serserileri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Yine de giden paraları acıyorum. Boş ver ya, canın sağ olsun. O parayı kendim harcasaydım neler alırdım düşünsene. Bu şapşalları vermek ne kadar da acı. Hele bir seçileyim. Öyle kurallar getireceğim ki hepsini muma çevireceğim. Sen yaparsın Boncuk'un. Gelin arkadaşlar gelin. Öğrenci temsilcisi adayı Özge Selçuk'un gerçek yüzünü bu filmde göreceksiniz. Gelin. Ne tür yalanlar söylediğini ve sizlerle ilgili gerçek duygularını öğreneceksiniz. Ben ve ekibim müthiş bir araştırmacı gazetecilik örneği olan bu çalışmayı büyük tehlikeleri göze alarak hazırladık. Az sonra 5A sınıfında gösterim de. Eminim kocaman bir saçmalıktır. Evet. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Tabii. Emre, bu bir çamur atma kampanyası olmasın sakın. Olur mu öğretmenim? Ben de kendi yöntemimle çalışıyorum. Tamamen gerçeklere dayanan bir film. Öyle mi? Ben de merak ettim şimdi. Emre Bey, gör bakalım kim kazanıyor. Kesin sen kazanacaksın bacıkın. Anladım, tabii ki ben kazanacağım. Çıkmışım başka ya. Kim kazanabilir? Kapa çeneni. Kesin sen kazanacaksın. Unutma ama oyunu
bana vereceksin, tamam mı? Bayağı masraf ettik ama değil mi? Evet. Ama bu sersemleri etkilemek için başka çaremiz yoktu. Şuna bak ya, sersem ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Sen burayı kendi marka sademeler alırdın, düşünsene. Bu şapşalara vermek ne kadar da acı. Şapşal ha? Görürsün sen şapşalı. Benim seçilip öyle kurallar getireceğim ki hepsini mama çevireceğim. Evet, neler neler demiş ya. Nasıl böyle şeyler yapabilir? Evet, insan bu şey ya. Bu yaptığın çok ayıp Özge. Utanmıyoruz gerçekten. Bunlar biz değiliz. Ya bunlar fotoğraf. Bu kız ben değilim. Ya buna kediler bile inanmaz Özge. Boşuna çırpınma. Gerçek bunu herkes gördü. Adaletten çekil artık. Özgeciğim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Nasıl bize hakkında mı bizde? Bize şapşal dedi. Utanmadı. Ya bize şapşal dedi. İnanamıyorum çok ya. Nasıl inandın? Arkadaşlar inanın bize, ne olur ya. Arkadaşlar bir dakika. Eğer ben seçilirsem her zaman sizlere karşı açık olacağım. Ve her zaman gerçekleri böyle gözler önüne sereceğim. Bravo ya. Arkadaşlar yanlış anladın. Nasıl hakikaten ya? Yapmayın ya. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın ya. Yok. Ay, yap. Bunu ödeyeceksin Emre. Ay ay. Boncukum dur. Sizlere asla yalan söylemeyeceğim. Tepeden bakmayacağım. Bu da havaya girdi. Oyununa herkes değişiyor işte. Derslerin süresi azalacak. Teneffüslerin süresi ise artacak. Bravo! Kantinde hamburgerlerin yüzünü görecektim bakmış. O kadar kızdık buraya bile gelmedi. Sonunda kim seçildi? Kim olacak tabii ki ben. Aferin benim kokarcama. Ay, nerede kaldı bu kız? Başına bir iş almasa bari. Ay Makbuş, bu nana nerede? Sihirli ekrandan bir türlü ulaşamıyorum ona. Hakan'ın ofisine gitti. Bugün buraya prens kılıklı biri geldi mi? Geldi ya. Yanında da soytarı gibi bir şey vardı. Pütür müydü, neydi adı? Ay Makbuş, şu yerine bir şeyler karıştırmış. Sergis'in oyuncağını canlandırmış. Ben tahmin etmiştim ama. Aa evet, oyuncağını Nana'ya ben vermiştim. Sen tamam. Mutfağa gir. Hakan'la Simge tamam. Yanında olabilir. Neden anlamak istemiyorsun? Böyle bir şey yok diyorum. Şoker yalancının teki. Benim burada olmamı istemiyor. Bunun için o kadar çok şey yaptı ki. Sevgili prensesim, seni anlıyorum. Kulne denen cadının ikisinin etkisi altındasın. Ama ne pahasına olursa olsun seni kurtaracağım. Of Sargiz, böyle bir şey yok. Ben iyiyim. Yüce efendim, isterseniz onu götürelim. Yapacak başka bir şey yok. Korkarım öyle olacak. Hadi o zaman. Ne? Efendim? Ne? Hadi. Bırak! Bırak beni! Bırak! Bırak! Yumruklarımı konuşmak zorunda bırakmayın beni. Bırakın onu! Bırak diyorum! Gelin şu hayvan. Ortaya çıkma zamanı geldi. Hemen bırakın onu. Bana bak Bütür, ne diyorsam onu yap. Bırak onu. Yoksa seni kertenkeleye çeviririm. Gerçi daha güzel olacağın için bu sana ceza olmaz ama neyse. Demek bizi ayırmaya o kadar niyetlisin ki buralara kadar geldin. Senin bu kadar kötü kalpli olduğunu bilmezdim. Saçmalama. Şoker'e nasıl inanırsın? Nana doğru söylüyor. Burada olmayı kendi istedi. Evet. Yeter, sus. Zehirli yalanlarınla beni kandıramazsın. Büyük bir hata yapıyorsun. Gel şöyle. Gel. Konuşma da kendini savun. Kulina dikkat et. Kulina. Ne laf anlamaz adam mısın sen? Korkma kendini. Beni yendin. İstediğim sana zarar vermek değil, gerçekleri görmen. Anla artık.
Göreceğimi gördüm. Hayır! Hayır! Demek Kulina'yı bu kadar çok seviyorsun ha? Her şeyden çok. Şimdi Şoker'in yalan söylediğine inandın mı? Evet. Ah, Şoker'e nasıl inanırsın? Ama bunun hesabını verecek. Beni bağışlayın. Peki Nana, Şoker senin bana aşık olduğunu söyledi. O da mı yalandı? Sergiz, seni seviyorum ama sadece bir arkadaş olarak. Anlıyorum. Asma suratını. Sen harika bir oyuncaksın. Gerçek bir prenssin. Birçok kızın rüyalarını süsleyecek cinsten. Ama ben... Anlıyorum. Kalbim bir başkasına ait. Hadi bakalım, gidiyoruz. Kulina, sadece son vereceğim. İzin ver Nana'yla biraz daha kalayım. Benim için sorun değil. Hakan'ı biraz daha delirtmiş olurum. Ay, anladım. Kadın olmayı öğreniyorsun. Fazla geç kalmayın ama. Ha? Tamam. Dışarıya çıkalım. Bana biraz dünyayı gezdirirsin. Tamam ama... Haklısın. Hemen. Canım kardeşim, dün Türkçe sınavından pek iyi aldığın için seni tebrik edememiştim. Gel de bir tebrik edeyim. Sağ ol darısı başına. Aa! Aa! Bu ne be? Ne oldu? Ah, seni haylaz seni. Yeter artık Emre. Bu saçmalıklarına bir son ver. Canım acıdı ama. Ver onu bakayım. Nereden buldun bunu? Emre'nin sınıfında Yalçın diye bir çocuk var. Babası ona yurt dışında bir yığın şaka oyuncağı getirmiş. O da bir kısmını Emre'ye verme hatasını gösterdi. Nedenmiş, ben çok eğleniyorum. Belli oluyor. Aa, kardeşine böyle şakalar yapma. Ay, bu dizlerim öldürecek beni. Böyle buyurmakmışcığım. Ay, sağ ol çocuğum. Ay! Ah! Ay! Ay, özür dilerim. Mahfuş, sen yapmadın. Emre'nin saçma şakalarından biri. Ay, neler icat ediyorlar böyle. Oğlum, aşk olsun sana. Ne kadar mahcup oldum. Yerin dibine geçtim. Emre, gerçekten yeter artık. Sen eğleniyor olabilirsin ama biz hiç eğlenmiyoruz. Neden? Az önce sen de güldün ama. Ay. Tamam tamam, hadi giy şu kıyafetlerini. Emre nerede? Şimdi gelir evladım. Şu işe bakın hele. Prenses olmayı reddedip hizmetçi olmayı tercih eden kız da buradaymış. Hadi kahvaltıya gelsenize. Biz o işi yaptık canım. Ama buradaki yiyecekler çok güzel. En azından rejim yemekleri değil. O Sözge. Ah baba, bana baba, baba. Ah. Ah. Emre, ay, oğlum ne oldu parmağına? Baba, bana düşmüştü. Onu çekeyim derken elime vurdu. Ah, hay Allah. Çabuk ya Rabbim. Hemen hastaneye gidiyoruz. Çok acıyor, sanırım kopacak. Ah, hiç olur mu öyle şey oğlum? Ah, çok acıyor. Ona da korktunuz ha. Oğlum delirdin mi sen? Böyle şaka mı olur? Pes yani Emre. Aa, sabır istiyor bu çocuk valla. Emre hiç komik değil. Nana, çocukları gerçekten harika yetiştiriyorsun. Bravo. Onun esşi var. Benim fikrimdi bu. Ama suratlarınızı bir görseniz öyle komikti ki. Bence Emre'nin birkaç tahtası noksan. Sen kendine bak gıcık. Amma da korktun ha. Emre, yeter artık. Hadi bakayım sofraya. Yiyecek haliniz kaldıysa tabii. Git önce ellerini yıka. Hadi. Emre, hala sırtıp duruyorsun. Bu yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın? Ya korkudan birimize bir şey olsaydı? Şuradan şeker uzatır mısın? Ben veririm. Senin şu prens buralardan gitti mi? Evet. Onunla gitmediğine hala inanamıyorum. Bir daha karşına bırak prensi, bir adam çıkar mı o bile belli değil. Bence bu işte bir şey var. Belki de bizi kandırdı. Belki de o prens bile değildi.
Bu ev böcekler sarmış. Ya hala bir şey yapmıyorsunuz. Hakan. Emre, bu da mı senin başının altından çıktı? Ya ama böyle süper bir şey olur mu sence ya? Normal şeker gibi. Eriyince içinden böcek çıkıyor. Ne harika değil mi? Şaka gibi. Emre çok büyük bir cezayı hak etmedi mi sizce? Hak etti. Ay, çaydan içtirmek mi? Bir hafta bilgisayar yok Emre. Oh canıma değsin. Gıcık. İki hafta oldu. Nasıl, şakaları beğendin mi? Hem de nasıl. Gerçi babam çok cezalar verdi ama umurumda değil. Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim. Eğer istersen şaka yapman için başka şeyler de verebilirim. Ama sonra geri alırım. Tamam, nerede, hadi göster. Dolabımda, gel benimle. Vallahi müdür bunları okula getirdiğimi görürse çok kötü olur. Merak etme, bir şey olmaz. Hadi aç şu dolabı. Daha neler var çok merak ediyorum. Vay, burada bir servet var. Bu ne? Çarpan kalem. Bak, bu da çarpan fotoğraf makinesi. Böyle tam çekmek için düğmeye basınca çarpıyor. Çok iyiymiş ya. Biz de uzun zamandır bir aile fotoğrafı çektirmemiştik. Eve giderken ver de Makmış akşam bir fotoğrafımızı çeksin. Bak, bu maskeyle de geçen gün babaannemi korkuttum. O kadar çok bağırdı ki annem merdivenlerden koşarak inerken yuvarlandı. Bir de ona güldüm, iyi mi? Ya sen benden de betermişsin Yalçın. Daha fazla onlara katlanamayacağım. Gerçekten annen onların babasıyla evlenince odalasın. Ne olacak? Tabii kızım. Zaten Hakan amca beni çok seviyor. Her defasında benim çalışkan, benim akıllı kızım diye seviyor beni. Yalancı, ne olacak? Görürsün sen gününü. Annem hele bir evlensin, şirketin işleri bir düzelsin. Lerik okulu beni bekliyor o zaman işte. Bu banal okula daha fazla katlanmak zorunda kalmayacağım. Neden? Bizim okulumuz da güzel. Aman bir golf, bir bincirek, bir buz pateni dersi bile yok. Nesi iyi? Çak. Gerçek gibi değil mi? Hadi deneyelim. Bu okul giderek daha sıkıcı oluyor. Kendi kapasiteme uygun arkadaş bulmam çok zor artık. İşte senin kapasiteme uygun arkadaş. Ne oluyor burada? Bu sınıfın hali ne böyle? Öğretmenim, sınıfta fare var. Yemin ederim gözlerimle gördüm. Ya çok korkunçtu. Bu ne ya? Tamam çocuklar, sakin olun. Hadi bakayım hepiniz dışarı çıkın. Hadi hepiniz dışarı. Çabuk 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 çabuk. Hadi çabuk. Hadi koşun. Gördüm, nasıl da korktu. Bu şaka malzemeleri milenyumun en eğlenceli icatları oğlum. Doğru söylüyorsun. Evet, sen ne yaptığını sanıyorsun? Komik mi yani? Evet, çok komik. Buna devam edersen başım fena halde derde girecek, haberin olsun. Sen kendi işine bak ufaklık. Ya çok ayıp Özge. Küçücük bir fare yüzünden bu kadar yaygara yapılır mı? Kapa çeneni. Aa, çok ayıp ama. Öyle konuşmamalısın. Ya kapa çeneni sersem? Bu terbiyesiz konuşmanın cezasını ödemelisin Özge. Al bakalım. Aa, ya ne yaptın ya? Görürsün sen Günlü. Seni müdüre söyleyeceğim. Söyle canım. Bir de selam söyle. Ben sana başını belaya sokacaksın demiştim. Çak. Çak. Emre bilerek gözünün içine baka baka yüzüme mürekkep döktü öğretmenim. Ya hem de hiçbir suçum yokken ya. Kızım, sen iyi misin? Ne mürekkebi? Ama nasıl olur? Biraz önce koridorda herkesin göz önüne mürekkebi boşalttı. Ya nasıl olur? Gelelim mi öğretmenim? Fare var mı? Gelin çocuklar, sınıfınıza gelin. Hadi gelin. Fare falan yok. Ama...
Çocuklar, Özge'nin üstünde mürekkep lekesine benzer bir leke görüyor musunuz? Yok. Galiba mürekkep gibi fareyi de sen uydurdun Özgeciğim. Neden dikkat çekmek istiyorsun kızım? Fareyi siz gördünüz mü çocuklar? Yok. Çok ayıp Özge, çok ayıp. Hiç yakıştıramadım sana. Sana hiç yakıştıramadım. Dikkat çekmek mi? Şaka gibi. Öğretmenim. Gerçek. Hapşı. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hapşı. Cemre. Var. Hapşı. Senin başın altında. Hapşı. Çürüyor. Dursun ama gülüyor. Hapşı. Kağıt cevabı çok kolay. Bak şimdi ben sana göstereyim. Ben yendim. Bak bu Türkçesi fiil olduğu için. Emre neyin var? Çok kötü. Sormayın. Ne? Bugünkü çıkan yemek tozuk mu? Zehirlendim. İyi ama hepimiz o yemekten yedik. Olmaz. Hepimiz şimdi zehirlendik yani. Yok. Çok ağrıyor. Çok komik ya. Hepten aslında bembeyaz oldu. Benim midem bulunuyor. Ben de kendimi hiç hissetmiyorum. Müdür de geliyor işte. Galiba öpüşeceğim. Zehirlendiniz mi? Ama nasıl olur çocuğum, ben de aynı yemekten yedim. Ay gülmekten karnım ağrılar girdi. Ya şunların suratına bak ya. Amma da kandırdı. Hadi herkes sınıfına. Sen burada bekle Emre. Gel buraya. Yemekten zehirlendiğimize inandırdı. Of! Artık çok oldu ama. İnanmayacaksın ama ilk defa senin gibi düşünüyorum. İyi bir ders hak etti bence. Kesinlikle. Yapmayın canım. Eğleniyoruz sadece. Biz hiç eğlenmiyoruz ama. Of. Hadi bakalım Yağmur sınıfına. Önüne dönsene be. Emre. Bu yaptığın gerçekten kabul edilebilir bir şey değil çocuğum. Ama öğretmenim şaka yaptım. Bunun neresi kötü? Evladım, şaka dediğin kıvrak zeka ister. Ayrıca kimsenin zarar görmemesi ve kırılmaması gerekir. Ama şey... Tamam hadi uzatma. Eğer bir daha böyle eşek şakaları yaptığını görürsem külahları değişiriz ona göre. Ama öğretmenim siz öğrenciyken arkadaşlarınıza hiç şaka yapmadınız mı yani? Ben de fena sayılmazdım hani. 28 Azmi diye bir çocuk vardı. Uykusu da bir hayli ağırdı. Gece yatakhanede o bardakta bu bardağa, bu bardakta o bardağa su boşaltarak. Neyse mesele benim zamanında yaptıklarım değil. Sen söylediklerimi anladın mı? Anladım öğretmenim. Güzel. Şimdi doğru dersine. Şey öğretmenim. Efendim Emre? Bana karşı bu kadar anlayışlı davrandığınız için size çok teşekkür ederim. Tamam çocuğum, tamam. Teşekkür ederim. Öğretmenim, bu da ne? Ne oldu çocuğum? Öğretmenim, bu da ne? Evladım, ne oldu sana? Bana ne yaptınız öğretmenim? Ben bir şey yapmadım. Bu kadar kızdırdım yani. Aman Allah'ım. Koşun, koşun yetişin. Çocuğa bir şeyler oldu. Emre, çocuğum aç gözünü. Aman, ambulans, itfaiye, yetişin. Emre, çocuğum, yetişin, koşun. Bakın öğretmenim, boğazda patlayan kırmızı şeker. Ne kadar inandırıcı değil mi? Sanırım bu kez biraz ileri gitti.
istedim. Ama ne yapayım, kendime engel olamadım. Ambulans, ambulans, itfaiye, yetişin, yetişin. Emre çocuğum, Emre ne oldu sana? Herhalde müdür sana esaslı bir ceza vermiştir artık. Yo, hiç de değil. Hey, müdüre bakın arkadaşlar. Resmen burnundan soluyor. Bu sefer çok ileri gittin Emre. Hemen benimle geliyorsun. İş buraya kadar. Ama öğretmenim. Sen iyi bir cezayı hak ettin. Ya öğretmenim şey... Sus! Hiçbir şey duymak istemiyorum. Acaba kumdasın basit bir şakayla bayılan biri olduğunuzu öğrenince... ...bakalım sizin hakkınızda ne düşünecek? Ne o? Yoksa sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok, hiç öyle şey olur mu öğretmenim? Ne kadar ayıp bir şey. Hay Allah! Şimdi ben ne yapacağım? Hı, iyi o zaman. Bunu olmamış varsayıyoruz. Ama bir daha böyle bir şey olursa... ...hiçbir şey umurumda olmaz. Ona göre. Bu son şansımdı. Aa, ne oldu? Neden ceza vermedi sana? Ne cezası? Tam aksine. Şakalarımı çok beğendiğini... ...çok yaratıcı bir çocuk olduğumu söyleyip... ...beni tebrik ettim. Şaka gibi. Ya Yalçın, bundan çok olduğu çok belli oluyor. Baksana, sence inanırlar mı? Tabii oğlum, buna herkes inanır. Kim bilir, kafasına yine ne şeytanlıklar geçiyor. Ama öyle bir korkacağım. Hayır, müdür ona neden ceza vermedi onu anlamadım. Ben de korka korka ne yapacak acaba diye bekleyerek yaşamaz arkadaşlar. Ben gidip onunla konuşacağım. Ya Emre arkadaş, bu şakaların artık yahu Big Son versen diyoruz. Neden, ben çok eğleniyorum. Siz şakadan anlamıyorsanız ben ne yapayım? Birader, böyle şaka mı olur? Bak, hepimiz rahatsız ediyorsun. Öyle mi? Bana bunu! Bana o ne? Ya ne yapıyorsun? O ne? Ne yapıyorsun? Oyalan mı? Allah! İmdat! Amma da korktunuz ha. Oyuncak bu be. Amma da ötlek misiniz? Anlaşıldım. Bunu onu anlatmanın bir unutulmanın zamanı geldi. İyi ama ne yapacağız? Bilmiyorum ama böyle bir şey yapmalıyız ki yaptıklarına pişman olmalı. Emre ya, bu kadar yeter bence. Yoksa gerçekten başın çok fena derde girecek. Ya yok oğlum ya, bir şey olmaz. Ne güzel eğleniyoruz işte. Sen şu patlayan şekerleri ver bana. Veririm ama gerisine karışmam. Tamam tamam. Yağmur, Hulusi gelsenize. Ne var? Gamze sen de gel. Ama size şeker ikram edeyim. Sağ ol ama bu numaraları yemezler. Allah bilir içlerinde ne vardır. Ya aşk olsun, siz de bir tuhafsınız yani. Normal şeker bunlar. Bakın. Ben alayım bir tane. Bir şey olsaydı kendisi yemezdi değil mi? Doğru söylüyorsun. Emre yok. Ne ya? Emre yok. Emre var ya. Ya ne yapıyorsun? Benim aklım çok iyi düşündüm. Ne demek bacıgım? Yaptıkları yanında kalmayacaktı herhalde. Sizce bu ceza biraz ağır olmayacak mı? Onun yaptıklarını unuttun galiba. İyi bir ceza vermezsek aklı başına gelmeyecek. Maalesef ben de Özge gibi düşünüyorum Gamze. Çünkü çok ileri gitti. Hele evde yaptıklarını bir bilseniz dırırız falan. Çok eğleniyordu ya. Biraz da biz eğlenelim canım. Yani. Doğru söylüyorsun Hulusi. Geldin mi sen? Adam, kurban olayım. Hemen bitirelim şu işi. Beni pek ortalarda görünmemem gerek, biliyorsun mu? Tamam tamam. Telefonda dedik evimi. Bir gece anladın mı? Anladım ağam, merak etme sen. Hadi şimdi sakınalı. Hadi geçtik. Kızlar alın alın hadi çabuk. Alın alın. Siz de sakın. Ben de gözü şey yapayım. Bak bakalım geliyorlar mı? Tamam. Tamam geliyorlar. Ne oldu?
Ya neden ağlıyorsunuz? Bir de soruyor musun? Senin yüzünden neler oldu biliyor musun? Ne oldu ya, söylesenize. Ramo. Ne olmuş Ramo'ya? Ne olacak Ramo? Şu an senin yüzünden hastanede. Durumu çok kötüymüş. Hastanede mi? İyi de ben ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Yılanla onu korkuttun ya, ödü kopmuş. Ödü mü kopmuş? Yani öyle korkmuşken dili tutulmuş. Başım belada Emre. Sınıftan dışarı kaçarken yere düşmüş. Kafası yaralmış. Evet. Ya ama ben bir şey görmedim. Görmezsin tabii. Sen de o sırada yere düşmüştün. Ama gülmekten. Ama ben sadece şaka yapmıştım. Şakaymış. Ramo çok kötü durumda. Yandın sen Emre. Ama ben... İşte burada polis memuru beyefendi. Tutuklayın bu suçluyu. Gel bakalım. Hayır, ben bir şey yapmadım. Sadece şakaydı. Ya vallahi şaka yaptım ya. Hadi oradan. Hadi buradan. Hadi şuradan. Sen nasıl bir tane bir çocuksun ya? Dua et. Ramo adama bir şey olmasın. Yemin ediyorum hapisten düşürsün o zaman ha. Seni tutukluyorum. Ya ne olur beni götürmeyin, ben bir şey yapmadım. O benim arkadaşım ya, ne olur bırakın. Bir şey söyletiriz arkadaşlar. Şaka yaptım. Bak seni kurdun sen diyorlar. Yürü çık çık. Yürü bakalım. Çık, yürü. Bırakın beni, ben bir yürü. Şey yapmadım, bırakın. Git. Hadi buradan. Yürü. Ya bırakın, öğretmeyin beni götürüyorlar ya. Ne olur bir şeyler yapın. Ah çocuk, ne yazık ki elimden hiçbir şey gelmez. Keşke seni uyardığımda bana kulak assaydı. Mutluluka saygı göstermelisin. Ya avukatımı istiyorum. Nana, seni Allah gönderdi. Ya ben sadece küçük bir şaka yapmıştım ya. Ya ne olur beni anlamıyorlar, bir şeyler yap. Yanını bir duymuyor musun? Ya bari bana bir avukat bul. Küçük bir çocuk, bize hiçbir işe yaramaz. Ya şimdi nana bacım, o bir suçu biliyorsun. Bize engel olmaya kalma, anladın mı ben? Ha. Bakayım, dur. Bir dakika gelsene. Ben? Bir anında ne olur, ona benim suçum olduğunu söyle. Ne oldu bacım, bir şey mi soracaksın? Ha? Neredesin sen? Gel buraya bakayım. Hadi. Sınıfta çok tuhaf bir şey gördüm. Ne gördün? Ya bunu size anlatamam. Beni bırakmanız gerek. Kurtulmak için mi öyle söylüyorsun? Ya hayır ya hayır. Hocam benim çekime yetişmem gerek. Bu oyun daha ne kadar sürecek? Yeterince korktu aslında. Suratına baksana. Arkadaşlar bari siz söyleyin, sadece şakaydı. Yağmur, benim hemen gitmem gerek. Tarafta bir şey gördüm. Ramo? Ramo senin ödün kopmamış mıydı? Şey yani sen hastanede değil miydin? Başı değil mi? Gördüğün gibi hiçbir şeyim yok. Canım kardeşim benim. Demek bir şeyin yok. Yoksa... Aklının başına gelmesi için sana da bir şaka yapılmasına gerek vardı Emre. Muhteşem bir şaka. Daha böyle bir şey yapmaz. Hem de nasıl? Yağmur, sınıfta çok korkunç bir şey gördüm. Hocam ben gideyim. Emre'ci de. Yine mi şaka? Akıllanmadın mı sen ya? Ya vallahi billahi şaka falan değil ya. Dinle beni. Çekilmek geç kaldı ya. Sen de onun sınıfa gelmişlerdi ya. Emre, sen neler dediğini farkında mısın? Böyle şaka olmaz ama. Ya hayır, yemin ederim şaka falan değil. Gözlerimle gördüm. Yani Nana Selma'nın yerine mi geçti? Anlamadım Emre, bu çok saçma. Belki de Nana değildi o. Donuk donuk bakıyordu. O zaman evi arayalım. Nana ile konuşalım. Her şeyi anlarız. Aferin bak, bu çok iyi bir fikir. Nasıl da korktun ama. Evet, çok korktum. Mutlu oldun mu? Hem de nasıl. Aman be.
Ramo, şu cep telefonunu versene, çok önemli. Ben ararım, sana güven olmaz. Bir şakın falan yapar. Ya aşk olsun ya. Nara beni okula gelmedim dedi. Emre ya, ben çok korkuyorum. Asıl benim gördüğümü görseydin. Bakıyorum da korkun hala geçmemiş. Suratına yapışıp kalmış. Aa, Ramo, sana bir şey olmadığına çok sevindim kardeşim ya. Vallahi bana iyi bir ders oldu bu. Ramo! Ramo! Evet. Çok korkunç bir şey oldu, biliyorsun mu? Ekoyut, neredesin sen? Nereye kayboldun? Senin yüzünden oyunumuz bozuluyordu. Ya birdenbire garip bir şeyler oldu. Nanabacım çıktı karşıma, biliyorsun mu? Sonra bana garip bir şey oldu. Rüya gördüm sanki. Yemin ediyorum ödüm patladı yahu. Ben de gaz oldu. Her korkumdan böyle oluyor, biliyorsun. Yüreğime iniyor ha. Polisi görünce Emre'nin suratını görecektim baba. Öyle komikti ki. Yağmur. Bence çok iyi olmuş. Böylece insanlara zarar veren saçma şakaları yapmaktan vazgeçersin, öyle değil mi? Kesinlikle. Frans Sargis, anlatın bakalım neden geri döndünüz? Yoksa Nana'nın hasretine daha fazla dayanamadınız mı? Aslında isterseniz burada yapmam gereken çok önemli bir iş var. Onun için mi? Hadi canım. Bal gibi de Nana için döndün. Kabul edilmemek gururuna dokunmuş olmalı. Ama sana bir sır vereyim mi? Kesenin ağzını biraz açarsan, değil Nana, tüm kadınlar sana evet der. Simge lütfen. Ne var, yalan mı? Nana'nın ayaklarına yeryüzünün tüm hazinelerini serdim ama istemedi. Öyle özel kadınlar vardır ki onlar için tek önemli olan aşktır. Parayla pulla elde edemezsiniz. Nana da böyle nadir biri. Hadi Nana, burada ne zamana kadar çocuk bakacaksın? Ayağına ikinci defa gelen fırsatı bence değerlendirmelisin. Zaten sana açıkça söyleyeyim. Hakan'la evlendiğimizde size ihtiyacım kalmayacak, bilmiş ol. Simge, bunları daha sonra konuşsak, misafirlerin yanında yakışık almıyor. Ya şu adamınıza sahip çıksanıza, midemi bulandırıyor. Belki de Simge haklı. Bir daha konuşmalıyız Prens Sargis. Tabii ya, çıkın dolaşın. Bu adamı da alın götürün. Pütür, sen de gel. Gidip konuşalım Pütür. Hadi. Nana? Nana? Buyur. Nana, döneceksin değil mi? Bilmiyorum. Hem Simge'yi duydunuz. Babanızla evlenince nasılsa bana ihtiyacınız kalmayacak. Nana! Nana, gitmek zorunda değilsin. Yani sen nasıl istiyorsan. Yani baskı altında hissetme lütfen. Hissetmiyorum. Yaptığını beğendin mi? Senin aptalca sözlerin yüzünden belki de prensle evlenmeye razı olacak. Onun için böylesi daha iyi. Hiç de değil. Hem ben babanızı... Yeter artık Simge. Nana'dan bu kadar kolay vazgeçmemizi nasıl beklersin? Hı? Yani çocukların nasıl üzüldüklerini görmüyor musun? Merak etme hayatım, alışırlar. Ya Nana neden Sargis'te gitti ki? Ne konuşacaklar sanki? Evet yani. Nana bir kere babama aşık. İnsan olacak ve babamla evlenecek. Başka türlü olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Hep şu gıcık Simgeci işi yüzünden. Sürekli Nana'ya laf sokup durdu, duymadın mı? Babama da bazen sinir oluyorum. Simge'ye ağzının payını vermiyor bir türlü. Aa, ne yapsın adamcağız? Nana konusunda endişelenmeyin. Merak etmeyin, döner. Umarım başına bir şey gelmez. Merak etmeyin. Hadi. Hadi yatın bakalım, hadi. Güzel şeyler düşünün, güzel olsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım yavrularım, uyuyun. İyi geceler. İyi geceler. Her gün okula gitmekten bıktım ya. Resmen kölelik bu, başka bir şey değil. Eğer sen bu kafayla gitmeye devam edersen... mutlaka birilerinin kölesi olacaksın. Hı hı. Kokarca seni. Yamakmış ya. Ne var, yalan mı? Ama köle olmayı bile razıyım. Okula gitmeyeyim yeter. Eski Mısır'daki kölelerin bile durumu benden iyiymiş. Hiç de bile.
Derste gördük. Ha. O koca piramitler var ya, işte onları kölelere yaptırmışlar. Emre, o kocaman yapıları hiçbir alet olmadan yapmışlar. Sırtında taş mı taşıyacaksın sen? Buna ders olmasın da, ne olursa olsun. Günaydın hayatım. Günaydın. Nerede millet? Yukarıdalar, hazırlanıyorlar. Ay, bir günde şu çocuklar zamanında hazır olsunlar yani. Tabii onların suçu değil. Biri yaşlı, öteki de beceriksizin teki olacağı bu. O ne? Ha, unutuyordum. Çok iyi bir boyacı buldum. Özge'nin odasını boyatacağım. Bu da renk kataloğu. Diyorum ki Cicişlerin odasını da boyatalım. Ha, ne dersin hayatım? Şimdi gerek yok, daha sonra. Aa, olmaz. Şimdi Özge'nin odası boyandı, niye bizim odamız boyanmadı diye düşünmelerini istemem. Özgeciğim, hadi gel. Çocuklara gösterelim de odaları için renk beğensinler. Bak kızım, gördün mü? Bu renk bu oda için çok uygun değil mi hayatım? Bence bu da güzel. Hem gözlerimin rengine de çok uygun. Lütfen anneye bu olsun. Ah, tamam bir tanem. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hayırdır kızım? Siz işinize bakın Makbule Hanım. Odayı hangi renge boyatacağımıza karar veriyoruz. Nedenmiş? Çünkü ben bu odanın rengini hiç sevmiyorum. Üstüme iyilik sağlık. Ama burası çocukların odası, farkında mısın? Evet. Sen bile hiç karışma. Artık üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokmana izin vermeyeceğim. Bundan sonra kim olduğunu ve yerini bileceksin. Siz ne diyorsunuz ya? Burası bizim odamız. Nana'yla da böyle konuşamazsınız. Anladınız mı? Anladınız mı? Şimdi buradan gidin. Şşş. Bana bakın küçük böcekler. O dilinizi koparıveririm sizine. Simge, ileri gidiyorsun. Ne yaparmışsın hizmetçi parçası? Kapa çeneni, yoksa olacaklardan ben sorumlu olmam. Kendinizi kapının önünde buluverirsiniz. Anne ya, bence renk tamamdır. Ya bizim odamızın rengini neden sen seçiyormuşsun? Çünkü çok yakında burası benim odam olacak da ondan. Öğrenmenizin vakti geldi. Dün akşam yemekte Hakan'la da konuştuk. Bütün isteklerimi kabul etti. Sen nasıl istersen öyle olsun aşkım dedi. Anlarsınız ya. Babam bize sormadan böyle bir söz vermez. Git sor o zaman. Of, babam nasıl izin verir? Senin bu şımarık tavırları fazla oldu artık. Ama burası hala bizim odamız. Çıkın hemen. Hemen. Ne yaptığını sanıyorsun küçük böcek? Ama bunu göstereceğim sana. Ne oluyor burada? Asıl sana ne oluyor baba? Odamızı nasıl Özge'ye verirsin? Ne odası? Ne vermesi? Ne olacak? Sabah sabah gelip çocuklara odanız Özge'nin olacak deyince onlar da delirdiler tabii. Bir yaşıma daha girdim. Kızım, sen kafayı mı üşüttün? Ben asla böyle bir şey demedim. Asıl sen çocukları kışkırtarak bizi zorla odadan kovdurmaya çalıştın. Simge, sen... Aklınızca biri oldunuz, bana oyun oynayacaksınız değil mi? Bu kadarı da çok fazla ama. Ben size ne yaptım da bana böyle davranıyorsunuz? Tamam Simge, sakin ol. Ben çocuklara odalarını ne renge boyatayım diye sormaya geldim. O sırada neden diye sordular. Özge de şakacıktan buranın rengini ben seçeyim dedi. Onlar da ciddi oldular. Şaka yapmıştım. Yoksa benim odam var. Ya onların odasını ne yapayım değil mi? Tamam Simgeciğim. Tamam canım. Anlaşılan bir yanlış anlaşılma olmuş. Siz de yangına körükle gidiyorsunuz. Hadi. Bu kadın insanı ipe gönderir, kılı da kıpırdamaz. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Emre, çocuklar, hadi kahvaltıya, hadi. Aç değiliz biz. Emre, yeter ama, uzatmayın artık. Aç değiliz. Neden anlamak istemiyorsunuz yavrum? Simge odanızı boyatmak için size renk sormaya gelmiş. Bu kadar saf olmana inanamıyorum baba. Yağmur, ileri gidiyorsun ama. Ama baba, resmen odamızı almak için plan yapıyorlar. Olur mu Emreciğim? Beraber yaşamaya başladıktan sonra evde bir yan oda var. Neden sizin odanıza göz diksinler?
Hadi ama sizden Özge'nin adına özür diliyorum. Sadece şaka yaptı cicişler. Ben sadece yaşadığınız yeri güzelleştirmeye çalışıyorum. Neden anlamıyorsunuz? Gördünüz mü? Hadi bakalım sofraya. Yine de iştahım kaçtı. Evet. Kızıyorum ama bak. Simge cüciş bize hep böyle karışacak mı? Hadi Emre. Aç karnına okula gidilmez ama. Hadi bir tanem. Hadi Yağmurcuğum. Yeter artık. Simge haklı. Bunlar sizden yüz buldukları için böyle oldular. Artık daha fazla şımartmayın şunları. Baba. Bakın çocuklar. Artık biraz büyümenin zamanı geldi. Siz benim bu hayattaki en değerli varlıklarımsınız. Ama artık kendim için de bir şeyler yapma zamanı geldi. Ve sizin de buna anlayış göstermeniz gerekiyor. Kendin için yapmak istediğin şey Simge ile evlenmek mi? Evet, ne olmuş? Ama biz... Bana bakın, bundan sonra Simge'ye de Özge'ye de çok iyi davranacaksınız. Asla bir anlaşmazlık istemiyorum, o kadar. Tamam Hakan. Bu kadar üzerlerine gitme cicişlerin. Ben onların neden böyle davrandıklarını biliyorum. Yıllardır gerçek bir anne şefkatine hasretler de ondan. Ama merak etmeyin cicişler. Bundan sonra sizi öyle seveceğim ki her şey çok güzel olacak. Ay, yedim canlarım benim. Gel gel. Ya, sıkma. Keşke şu şakayı yapmasaydım size. Annem sizi benden daha çok seviyor şimdi. Hepinizi eşit seviyorum. Hepinize yetecek sevgim var benim. Ay, canlarım benim. Hadi gelin sofraya. Bakın boğazından geçmiyor. Ne de olsa anne yüreğim. Hadi. Ay. Hakan'cığım, bugün çocukları okula ben götürmek istiyorum. Arabanı alabilir miyim? Tabii ama... Lütfen. Hiç gerek yok. Şuna serviste gideriz ya. Biz. Emre. Şaka yapıyor babası, şaka. Hadi gidelim çocuklar. Hadi o zaman, ben bir taksiyle geçiyorum. Al bakalım. Teşekkürler hayatım. Hadi cicişler, geç kalıyoruz. Aha. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Geç 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 geç.